Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç. Buyurunuz Sayın Yavuz Gözgeç. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, HDP grup önerisi aleyhine söz almış bulunmaktayım. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki tüm dünya insan hakları sınavı veriyor. Dünyanın gözü önünde Azerbaycan'da çocuklar, siviller katlediliyor. Daima hakkın ve haklının yanında olarak iki millet, tek devlet diyoruz. 83 milyon tek yürek can Azerbaycan'ın yanındayız. Değerli vekiller, 6-8 Ekim olayları deyince aklımıza Yasin Börü geliyor. İnsanları kaosa çağıran, yakıp yıkmaya çağıran, vatandaşlarımızın kanı eline bulaşan, kaostan beslenenler PKK, YPG, DAEŞ terör örgütleri geliyor. Teröre sırtını dayayanların, terör örgütlerinin talimatlarıyla hareket edenlerin çağrısıyla yakıp yıktılar, masumları katlettiler. Kurban Bayramı'nda et dağıtan 16 yaşında gencecik fidan Yasin Börü başta olmak üzere vatandaşlarımız vahşice katledildi. Güvenlik görevlilerimiz yaralandı, okullar yakıldı, iş yerleri yağmalandı. Değerli vekiller, yaşam hakkı en temel haktır. Terör, yaşam hakkını hedef alan en kapsamlı şiddet hareketidir. Terörle mücadele, insan hakkı mücadelesidir. Biz, Türk, Kürt, Laz, Çerkes, herkesin bu ülkede güven içinde yaşaması, terörle mücadele ederken tek bir vatandaşımızın kılına dahi zarar gelmemesi için uğraş veriyoruz. HDP önergesinde endişe içinde katliamı önlemeye çalışan HDP, anayasal haklarını kullanan protestocular ifadeleri var. Devletin egemenliğine, bütünlüğüne kastedip, insanları yakıp yıkmaya çağırıp, sonra endişe ile katliamı önlemeye çalışan demek, en basit ifadeyle samimiyetsizliktir. Aslında biz bu samimiyetsiz tavrı birçok konuda görüyoruz. Bir yandan kadın haklarından, çocuk istismarından bahseden HDP, diğer yandan HDP Diyarbakır İl Binası'nın önünde sadece ve sadece evladını terörün pençesinden kurtarmak için evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini bırakın anlamak, annelere hakaret eden bir HDP. Yine önergede anayasal haklarını kullanan protestocular deniyor. 16 yaşındaki Yasin Börü'yü katledip bir evin çatısından aşağı atmak mı anayasal haktır? Evleri, iş yerlerini yıkıp yıkmak, yağmalamak mı anayasal haktır? Okulları yakmak mı anayasal haktır? PKK bir terör örgütüdür. PKK'ya terör örgütü diyemeyenlerin ellerine kan bulaşmıştır. Bu kanı hiçbir önerge, hiçbir sahte barış söylemleri gizleyemez. Ve bu tavır bana Bakara suresinin ayetlerini hatırlatıyor. Ayetlerde mealen buyuruluyor ki, kendilerine bozgunculuk yapmayın, fesat çıkarmayın dendiği zaman, bizler sadece ıslah edicileriz, barıştan yanayız derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Değerli vekiller, adalet mülkün temelidir. Cezasız kalan suç, adalete, hukuka inancı sarsar. Milletimiz adına hukukun üstünlüğü ilkesi içinde tüm... Buyurunuz. ...diyor, saygılarımı sunuyorum. Buyurunuz Sayın Danışmanım. Teşekkürler Sayın Başkan. Doğrusu yeni bir şey duymadım. Yeni bir söz duymadım. Yani aynı şeyleri yine Yasin Börü, yine 42 kişi yok. Onları kim öldürdü? Bu yok. İşte biz de diyoruz ki gelin Yasin Börü de dahil, Yasin Börü de tabii ki dahil, 43 kişinin nasıl öldürüldüğünü, kimlerin yol açtığını araştıralım diyoruz. Sayın Başkan, şuna dünyanın hiçbir yerinde itibar edilmez. Biz 43 kişiden 33 kişi HDP'li diyoruz. Biz kendi kendimizi mi vurduk? Yani HDP'liler kendi kendilerini vurup kendi dükkanlarını, mağazalarını mı yağmaladılar? Bu konuda artık bu algı yönetimi tutmuyor. Bunu kendileri de biliyor. Biz bunu bütün ayrıntılarıyla anlattık. Ve biz soruşturmadan kaçan, araştırmadan kaçan insanlar olmadık. Bizim MYK üyelerimiz savcı ifade alsın diye defalarca savcıya gittiler. Savcı ifade bile almıyordu. 6 yıl sonra... Buyurunuz efendim. 6 yıl sonra yeni bir karar verildi ve bu siyasi kumpas devreye konuldu. Bunun adı siyasi kumpastır. HDP'ye yönelik saldırıların
bir halkasıdır. Bütün saldırılara rağmen HDP etkisizleştirilemediği için bu sefer Kobani protestoları devreye koymuştur. Kargalar bile güler. 6 yıl sonra siz suç vasfını değiştirerek evinde, işinde olan insanları tekrar tutuklayarak bu operasyonun hukuki olduğuna inandıramazsınız. Gülten Kışanak 4 yıldır cezaevinde bütün fezlekeleri dava konusu yapıldı ve bir hafta önce torbadan sıfırdan bir soruşturma çıktı. Bu savcılar görevlerini böyle mi yapıyorlar? Yani buna inanmaz. Tabii her gün söyleyeceğim. Dünyanın bütün yani 99 ülkede saydığımız kadarıyla Kobani ile dayanışma gösterileri vardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a açık çağrı yapmıştı. Son buyurunuz. 15 Temmuz'da Erdoğan'ın yaptığı çağrı neyse HDP'nin yaptığı çağrı da odur. Katliamı önlemektir. Katliamı önlemektir. Sivillerin 200 bin Kobanili'nin IŞİD saldırısından kurtarılması amacını taşımaktadır. Ortada bir IŞİD saldırısı var. Bir de halk var. Halkı korumak için protesto hakkı çağrısı yapılmıştır. Sayın Zengin buyurun. Sayın Başkan. Yani bilemiyorum yani bir konu ne kadar böyle tekrar tekrar konuşulabilir. Yani artık ben seslendiğim milletimizdir. El insaf diyorum. Ülkede darbe var. Darbe girişimi. Darbe girişiminde ülkenin meşru cumhurbaşkanı ey halkım sokağa çıkın darbe var demekle insanları terör örgütlerini sokağa çağırmak aynı şey midir ya? Hala aynı şeyi söylüyorsunuz. Artık sabır taşı çatlar. Nasıl aynı şey olabilir? Siz insanları diyorsunuz ki hukuku tanımayın, siyaseti tanımayın, hendekleri kazın, sokağa çıkmayın, dükkanınızı açmayın, terör örgütü de yan yana yürüyün. Sizin insanlarınız size isyan etti. Nasıl bunu yan yana örnek verirsiniz? Artık yeter. Sayın Başkan, oynayacaksak oynayalım. Her şeyin bir sınırı var. Ya sabır artık yani. Teşekkür ediyoruz. Sabır taşı olsa çatlar aynı laflar artık. Oylamaya geçiyoruz. Yeter. Buyurunuz Sayın Beştaş. Buyurun, buyurun. Buyurun Sayın Beştaş. 6 Ekim'den önce yüzlerce sivil toplum örgütü, vakıf, sendika, oda, uluslararası kurumlar, Birleşmiş Milletler, uluslararası parlamentolar Kobani halkının katliamdan geçmemesi için çağrı yaptılar. Biz bir halkın kardeşlerimizin, yeğenlerimizin, amcalarımızın, teyzelerimizin IŞİD çetesinden kurtulması için, katliama uğramaması için bu çağrı yapılmıştır. Kobani ve Suruç bitişiktir. Suruç'ta oturanlar Kobani'dekilerin annesi, babası, amcası, teyzesidir. Ve bu katliam tehdidine karşı demokratik protesto bir haktır. Bütün dünyayı suçlu ilan edemezler. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. 15 dakika oturuma ara veriyoruz.